Serebral palsi, diğer ismiyle beyin felci. Toplumda genellikle tanımlandığı şekliyle de spastik engelli çocuklar. Dünyada yaygınlığı en fazla olan nöromusküler, yani beyin ve beyinle ilgili yapıların hastalıklarının başında geliyor. Sıklığı genellikle ülkeden ülkeye, ülkenin gelişmişliğiyle doğru orantılı olarak farklılık gösteriyor. Bizim ülkemizde, bizim toplumumuzda kısıtlı çalışmalar var. Bu çalışmaların genellikle sonuçları 1000 canlı doğumda ifade edilen 1/4 ya da 1/8 arasında değişiyor. Gelişen beyin derken döllenme anından itibaren gebelik süresince geçirilen süreç ve sonrasındaki özellikle ilk 3 yıllık dönemde beyin herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor. Bu kalıcı hasarların büyüklüğü, beyindeki büyüklüğü, genişliği, serebral palsi yani beyin felci dediğimiz problemin ortaya çıkış şiddetini de etkiliyor. Özellikle serebral palside hareket sistemi etkileniyor. Hareket sistemi derken kolların, bacakların, ellerin, ayakların uygun hareket edememesi, denge kusurları, hareket kusurları, hareketleri yaptıracak kasların güçsüzlüğü serebral palside yani beyin felcindeki esas görüntüdür, esas klinik tablodur. Beyindeki zedelenme ilerleyici değildir. Ancak erken dönemde tedbir alınmazsa, uygun zamanda tedavi başlatılmazsa, hareket sistemiyle ilgili ortaya çıkan bozukluklar zaman içerisinde ilerleyici özellik gösterebilir. Bu nedenle serebral palside bütün hastalıklarda olduğu gibi, bütün problemlerde olduğu gibi erken teşhis, erken tanı esastır. Çünkü tedavinin etkinliği de o derece başarılı olacaktır.